Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte Red Alert 2, Red Alert Yuri, dünya ülkeleri savaş stratejisi ve savaş oyunuyla baş başayız. Red Alert severler bu oyunu 95-2000'li yıllardan itibaren hatırlarlar diye düşünüyorum. Gerçekten 1995-2000 yıllarına baktığımız zaman o dönemin teknolojisiyle, o dönemin şartlarıyla demek ki dünyanın 100 yıl öncesi yapılmış olan her şeyini bu adamlar biliyor. Şu an teknolojilerini incelediğimizde gerçekten şu an 1995 yılında bu oyun yapılmışsa gerçekten teknolojinin o dönemden bu döneme ne kadar büyük bir aşamada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de saldırıyorlar ama nerede? Evet. Bir yerde bir saldırımız var. Şurada. Evet. Para rafineri aracımıza saldıran bir düşman. Uçan askerleri onu yok ettik. Evet arkadaşlar. Uçan askerler teknolojisi 25 yıl önce, 30 yıl önce bir oyunun içerisinde görünen bir strateji. Teknoloji. Evet. Evet arkadaşlar. Burası bizim kendi savunma alanımız. Oyun o kadar tehlikeli geçti ki farkında olamadım. Şu nükleer enerji santralimiz, hard teknolojimiz, nükleer bombamız. Fakat diğer üçüncü ülkemizi kaybettik. Neden kaybettik biliyor musunuz arkadaşlar? Savaşırken farkında olmadan karşı tarafın geliştirmiş olduğu teknolojiyle gizli bir ajan gönderdiler ve bizim teknolojimizi alaşağı ettiler arkadaşlar. Şöyle bir şuraya biraz askeri yağalım. Çünkü buradan çok fazla saldırı var. Şu saldırıları görebiliyorsunuz. Tabi bu arada bizim lazer silahlarımıza ne zaman kaç tane kaldı? 5. Şimdi arkadaşlar savaşta her şey serbesttir diye bir kavram vardır. Şimdi nükleerimiz hazır. Harp teknolojimiz hazır. Ondan önce düşmanı bize yaptığı saldırılara cevap vermenin zamanı geldi diye düşünerek canlı bomba kamyonlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın canlı bombamız gidiyor. Yetişebilirse patlayacak. İyi bakın. Gördünüz mü? Canlı bomba şeklinde bir aracın düşmana ne kadar zarar verdiğini buradan görebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar şimdi düşman hiç saldırıya maruz kalmadığı için rahat rahat hareket ediyordu. Şuraya bir bombalı araç daha gönderelim. Ardından bir tane daha gönderelim. Şuraya. Tabi bunu gidiyoruz. Şurada bir patladı, vurdular. O da gitti. Onu da yakın şeyde götürdüler. Biz yine buraya bir tane gönderelim. Önce şunları bir gönderelim. Şunu patlatmak zorunda, yoksa o bizim bütün canlı bombalarımızı uçuracak. Şunu görebiliyor musunuz? Şunu vurmamız lazım. Mutlaka vurmamız lazım. Orayı da vurduk. Ama yeterli de orada çünkü bütün araçlarımızı götürdü. Bütün araçlarımızı vurdu. Tabi o esnada saldırılar devam ediyor. Şuna iki tane birden gönderelim. İki tane göndermezsek bu patla akıllanmayacak. Hemen gönderelim. Tabi öbür tarafta bir saldırı var bize arkadaşlar. Saldırıyı bertaraf etti bizimkiler galiba. Evet şunu patlatmazsak. Evet oradan kurtulduk şimdi arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi istediğimiz gibi saldırımızı yapabiliriz. 1 2 3 Bir tane evet patladı birincisi. İkinci geliyor. Görüyorsunuz patladı. Gördünüz mü patlayıcı araçları? Düşman bölgesini tamamen bertaraf etti. Tabi düşman rahat durmuyor. Sürekli saldırıyor. Yalnız bizim lazer tanklarımızı hızlı şekilde yetiştirmemiz lazım. Evet siparişlerini geçtik şuradan. Üretime başladık. Oho. Karşı taraf nükleeri kurdu bile. Hemen o nükleeri yok etmemiz lazım. Ama önce şu ber taraftan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Saldırılar var, saldırılar var ama şu nükleeri buradan 3 tane canlı bombayla patlatırsak çok başarılı sonuç alacağız arkadaşlar. Gidiyoruz. 3 tane araç birden. Burayı komple havaya uçurur.
Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya bir nükleer bomba atalım. En azından onların enerji bataryaları nerede? Şurada. Enerji bataryalarını patlatırsak onların nükleerlerini belli bir sürede olsa geciktiririz. Bizim nükleerlerimiz ondan daha baskın çıkacaktır. Şurası da çok tehlikeli. Şuraya da bir nükleer atalım. Bu arada lazer tanklarımız burada. Lazer tanklarımızı getirelim. Nükleerini yok etmemiz lazım. Şunu da patlatın. Şunayı bitirseniz iyi olacak. Şuradan tabii hava salma sağa salmasıları yok. Hemen geri kaçın. Hemen geri kaçın. Tehlikeli olacak çünkü. Arkadaşlar. Karşı taraf çok hızlı ilerliyor. Geri gelin. Saldırın şuraya. Yoksa bunlar bizi rahat bırakmayacak. Uçaklar da saldırmaya başladı. Sıçtık. Hemen saldırın abi. Saldırın, yok edin şurayı. Şurayı bitirin. Hemen şuradaki şeyi de kaldır, şunu bitirin. Yoksa bu askerlerimizi götürecek. Şu helikopteri vurun. Hemen şöyle geri çekin. Lazer silahlarımızı burayı patlatın. Eyvah eyvah. Hemen beyin bölgesine gitmeniz lazım. Hemen gidin. Hemen çabuk çabuk ulaşın. Yoksa buraya mahvolacağız. Gemi barını da patlatın. Şunu da vurun. Vurun. Acımayın. Uçakla saldırıyorlar. Uçakla saldırırlar mı? Bizim işimiz tamamen bitiyor arkadaşlar. Hemen şu beyin kadrosuna gitmeniz lazım. Hemen ulaşın. Ne yapın dedim, girin buraya. Ulaşın. Patlatın her tarafı. Önce savunma şeylerini bitirin. Önümüz açılsın. Hemen şuraya girin. Hemen. Şurayı patlatın. Bunlar tehlikeli. Şurayı hallettim. Gerisi bir şekilde hallolur arkadaşlar. Tamam. Burayı bitirdik. Tamam. Savunmayı gördünüz mü? Evet, şimdi nükleer teknolojimiz hazır. Hemen şuraya bir patlatalım. Sonra şuraya bir nükleer bomba atalım. Hemen şuraya da bir patlattık mı? Hava salma sistemimiz aşağı yukarı olur. Ama şey yapmamız lazım çünkü askerlerimizi koruması gerekiyor. Şunları kurtarmamız, yoksa bunlar bizi rahat bırakmayacak. Hemen şu üniteyi patlatalım. Hava savunma sistemlerini patlatalım. Evet, çok güzel. Tamam, bitirdik. Esas işlemleri bitti. Geri kalan kısmı teferruat. Gemi rafinerini patlatın. Hemen geliyoruz arkadaşlar, şurada. Şimdi yavaştan bayrakları çekerler. Çünkü ana savunma hatlarını yok ettikten sonra diğer şeyler, kısımlar teferruat kalıyor. Bunları karartma araçları arkadaşlar. Şurada çok tehlikeli bir bölge var. Girin burayı bitirin. Tek yerleri burada kaldı. Patlatın. Sabahtan beri bize saldırıyorlardı oradan. Tamam, evet arkadaşlar. Şimdi düşman birazdan kaybettiğini kabul eder. Evet, diğer tanklarımız da hazır olanlara geldi. Niye bunlar pes etmedi? Başka bir yerler mi var bunlar? Başka bölgede bir adamları kaldı mı? Yok. Hemen gelin arkadaşlar. Normal böyle bir yerde.
yenildik bayrağını çekmeleri lazım ama inat ettiler. Hemen biz o zaman bitirip geçelim. Şurayı patlatalım. Sonra şuraya da nükleer atalım. Bunlar rahat. Daha hala inat ettiler ya. Hala inat ettiler. Şunlar bizim araçları geçmiyor. Bizim araçlar da gidecek arkadaşlar. Şuraya çakın geçin. Hava savunma sistemimiz. Harp teknolojisi böyle bu ekipmanlara çok fazla zarar vermiyor. Niye böyle diretti ya? Normalde bu saatte UR Victor isteyip kapatması gerekiyordu. Çok uğraştırdı bizi. Çok yakın şu adama. Hala inat ediyor ya. Of. Evet arkadaşlar. Savaşı kazandık. UR Victorious. Red Alert oyunumuzun Yuri versiyonunu izlemiş olduk.